Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf fen bilimleri dersinde 1. dönem 2. yazılı örneğini çözüyoruz. Buyurun bakalım dersimize. Evet, 1. sorumuz doğru ve yanlışlar olacak. Cevaplarını anlataraktan gideceğiz. Sadece doğru yanlış demeyeceğiz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Kan, al yuvar, ak yuvar ve kan pulcukları olmak üzere 3 çeşit kan hücresi ve kan plazmasından oluşur arkadaşlar. Doğru. Kan plazmasında arkadaşlar %90'ı yaklaşık sudur. Geri kalanı vitamin, mineral, protein, yağ bunları barındırır. Besinleri barındırır. Büyük kan dolaşımı kalp ile akciğer arasında hayır. Kalp ile akciğer arasında küçük kan dolaşımı olur. Büyük kan dolaşımı kalp ile bütün vücut hücreleri arasında olur. Küçük kan dolaşımının amacı kirli kanın temizlenmesidir. Akciğere gider kan burada temizlenir. Geri gelir küçük kan dolaşımı bunu yapar. Doğru. Soluk verme sırasında akciğerin hacmi azalması lazımdı arkadaşlar. Artmazdı. Yanlış. Pankreas ve mide boşaltım sistemine yardımcı organlardır. Arkadaşlar pankreas ve mide burada boşaltım sistemiyle alakası yok. Yanlış. Sindirim sistemine yardımcı organlar deseydi doğru derdik arkadaşlar. Boşaltım sistemi organları sırasıyla böbrek, üreter, idrar kesesi ve üretradır. Aynen doğrudur. Bir etkinin kuvvet olması için büyüklüğü, doğrultusu ve yönü 3 özelliği. Evet, büyüklüğü, başlangıç noktası, doğrultusu, yönü olmalıdır arkadaşlar. Doğru. Zıt yönlü kuvvetlerin bileşik kuvvet hesaplanırken kuvvetler toplanır mı? Hayır, çıkarılır arkadaşlar. Çünkü zıt yönlüler. Park halindeki otomobil dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. Dengelenmiş kuvvetin iki etkisi vardı. Bir, ya duruyordur ya da sabit hızla gidiyordur. İkincisini çoğu kişi unutur. Bir cisim sabit hızla gidiyorsa, hızlanıp yavaşlamıyorsa dengelenmiş kuvvet vardır. Aman dikkat, bu doğruydu. Kuvvetin büyüklüğü eşit kollu teraziyle, eşit kollu teraziyle kütle ölçülür. Kuvvetin büyüklüğü dinamometre ile ölçülür. Yanlış diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz. Evet, diyor ki bileşik kuvvetlerin yönü ve büyüklüğünü bularak boşluklara yazınız. Batıya 6, doğuya 8, o zaman çıkardık. 2 Newton nereye doğru? Doğuya doğru. Yukarıya 20, yukarıya kuzeye doğru 15 topladık. İkisi de aynı yöne 35 Newton. Nereye doğru? Kuzey. Hocam yönler burada yazmış. Kuzey yukarısı, doğu sağ, batı sol, güney aşağı. 65 ve 120 ikisi de sağa doğrular. Toplanacaklar. Aynı yöne bakıyorlar. 185 Newton. Nereye doğru? Doğuya doğru. Biri yukarı, biri aşağı. Ne oldu arkadaşlar? 25'ten 12 çıkarsa 13 Newton. Nereye doğru arkadaşlar? Güneye doğru olacak. Bu kuvvetlerin bileşkesi diyoruz. Çoktan seçmeli soruları da cevaplayınız diyor. Buraya da 72 puan vermiş. Her bir soru 4 puan, 18 tane sorumuz var. Güneş tutulması sırasında güneş dünya ayın konumlarını göstermek isteyen bir öğrenci. Güneş tutulmasında güneşin ışınları dünyaya gelmiyordu arkadaşlar. Ay arada olacaktı. Bakıyoruz bakıyoruz. Bakın şu ay tutulması. Ay'a gitmiyor ışıklar. Bu da güneş tutulması arkadaşlar. Bizim aradığımız cevap Denizli olacak. En az uyduya sahip gezegen hangisidir? Bakın gezegenlerin uydularını hatırlayalım arkadaşlar. Merkür ve Venüs'ün uydusu yok. Mars'ın iki tane var. Dünya'nın bir tane var. Cevap A ve B ikisi de olur. Burada arkadaşlar hata yapmış. Dikkat edelim. Merkür'ün de Venüs'ün de uydusu yoktur arkadaşlar. Cevap ikisi de olacak, tamam mı? Bu soruda hata var. Geçiyorum. 3, 4, 5 sağda. En büyük gezegen Güneş sisteminde hangisi arkadaşlar? Jüpiter 1, Satürn 2, Uranüs 3, Neptün 4. Sonra arkadaşlar 5 Dünya, 6 Venüs, 7 Mars, 8 de Merkür'dür arkadaşlar bu. Solunum sisteminde 4. soru. Soluk borusunun üst kısmında ağız, yutak, gırtlak, soluk borusu, ondan sonra neydi arkadaşlar? Bronşlar vardı. Demek ki soluk borusunun üstünde ve altında, üstte gırtlak, altta arkadaşlar ne oldu? Bronşlar olacak. Dolayısıyla B şıkkı bizim cevabımız. Bir daha sayalım. Ağız ya da burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, ondan sonra bronş. Bronşlardan sonra akciğerlere giriyor. Akciğerlerin içerisinde bronşçuklar, o dalların her biri bronşçuklar ve ucundaki alveoller, hava kesecikleri. 5. Aşağıdaki gezegenlerden hangisinin yapısı metal karışıma sahip sert kayalardan oluşmuştur? Şimdi zaten Jüpiter, Satürn ve Neptün gazsal gezegenlerdi. Karasal gezegen bir tek Mars kalıyor. O da eğer okuduğunu hatırlayan arkadaşımız varsa yapısı sert kayalar ve metallerden oluşuyordu. Mars'ın yüzeyi diyoruz arkadaşlar. Evet. 6 ve 7 burada. Diyoruz ki
Sağlıklı bir insanın böbreklerinde süzülen 1 litre kanın içerisindeki maddelerin vücuda tekrar katılma oranları. Suyun %99'u gidiyor, o zaman %1'i idrara gidiyor değil mi arkadaşlar? Böbreklerde süzülüyor. Mineralin %98'i ne yapılıyor? Kazanılıyor. %2'si o zaman tekrar idrara girebiliyor. Glikozun %100'ü süzülüyor. Ürenin %5'i arkadaşlar geriye dönüyor. %95'i idrar olarak atılabiliyor. Buna göre idrarın yapısında hangisi atık olarak bulunmaz? %100 süzülen glikoz atık olarak bulunmaz arkadaşlar. İdrarın yapısında hangi madde atık olarak %100 geri kazandırılan madde glikoz burada atık olarak bulunmaz. Zaten sağlıklı insanın kanında şeker varsa arkadaşlar bir yerde bir sızıntı, bir sıkıntı vardır böbreklerde. Tamam. Büyük kan dolaşımının işlevi hangisidir? Büyük kan dolaşımı kalpten gelir, sol kulakçıktan bütün vücuda organlara gider. Aort ata damarıyla gider. Kılcal damarlardan geçip organlara paylaşılır. Besin ve oksijeni verir. Daha sonra toplar damarla tekrardan kirlenmiş kanı geriye alır. Kalbin sağ kulakçığına getirir. Şimdi kanı akciğerle ulaştırmak bu küçük kan dolaşımıydı. Yapı ve organlara besin ve oksijen taşımak aynen bu. Kanı oksijenleri zenginleştirmek. Hayır, bu küçük kan dolaşımında akciğer yapıyordu bunu. Kanı akciğerlerden kalbe ulaştırmak. Bu da arkadaşlar küçük kan dolaşımında akciğerden kalbe dönen kandı. Cevabımız Bursa oldu. 8, 9 hatta 10. Üçünü de görelim aynı sayfada. Soluk alma sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Ne oldu arkadaşlar? Soluk alma sırasında göğüs kafesim genişledi. Kaburga kaslarım burada kasıldılar. Dolayısıyla diyafram böyleydi, böyle oldu. İçerideki göğüs kafesi açıldı arkadaşlar. Göğüs boşluğu genişler. Kaburgalarındaki kaslar kasılır. Akciğerlerin hacmi büyür. Diyafram kası gevşer değil, kasılır. Gevşemiş hali buydu. Gevşemiş hali buydu arkadaşlar. Kasılmış hali buydu. Nefes alınca düzleşiyordu. Kan bağışı ve kan nakli ile ilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kan bağışı kandaki yağ oranının düşmesine yardımcı olur. Çok doğru. İsteyen herkes kan bağışta bulunabilir. Hayır, belli bir kriterleri var. Belli bir kilonun üzerinde, belli bir sağlıklı olması lazım. 18 yaşından büyük olması lazım. Kan nakli ancak aynı grup arasında gerçekleşir. Doğru. Kan bağışı toplumsal dayanışmayı arttırır. Bu da doğru. Bu organların ürettiği karaciğer ve arkadaşlar pankreas. Hangi sindirim organına dökülür? Karaciğer ve pankreas ürettikleri salgılar. Bunlar nereye dökülür arkadaşlar? İnce bağırsak. Karaciğer ürettiği arkadaşlar safra salgısı. İnce bağırsa yağların fiziksel sindirimi için. Pankreasın ürettiği arkadaşlar pankreas öz suyu. İnce bağırsa yağ, karbonhidrat ve proteinlerin kimyasal sindirimi için. Evet. 11 ve 12. soru ekranda. Görselde verilen topun dengede kalabilmesi için sola 3 bölüm, sağa 1, 2, 3, 4 bölüm. Dengede kalabilmesi için 3. kuvvetin hangi yönlü? Arkadaşlar sağa 1 bölüm kalıyor çıkardığımızda. Sola doğru 1 birim daha eklersek biz bunu dengede bırakmış oluruz. Tamam mı arkadaşlar? 12. Batıya doğru 2 Newton ve 4 Newtonluk. Doğuya doğru, bakın, batıya doğru 2 ve 4. Doğuya doğru 1 ve 3 Newton. Cisme aynı noktadan hareket etki etmektedir. Cisim hangi yönde ne kadar kuvvetli hareket eder? Sola doğru 6, sağa doğru 4 mü? O zaman şu 4, şu 1 ile 3'ü götürdü. Sola doğru 2 kaldı arkadaşlar. Batı yönünde 2 Newton'luk kuvvet büyüklüğünde hareket edecektir. 12'yi geçtik. 13 ve 14. sorular. Hatta biraz daha kaldırırsak 13, 14, 15 aynı sayfada gözüküyor. Hangisi kısa kemiklere örnektir? Kafatası kemikleri arkadaşlar, yassı kemik, el bilek kemikleri kısa kemik. Kürek kemikleri arkadaşlar, yassı kemik, kaburga kemikleri, yassı kemik. Arkadaşlar, el bilek kemiklerimiz şurada bileğin içerisindeki eni boyundan büyük olan kemiklere. Bakın bunların yerleri sayılıdır zaten kısa kemiklerin. Direkt aklımıza el bilek kemikleri gelir, unutmayalım. Aşağıdaki şekilde cisme gelen kuvvetler gösterilmiştir. Şekilde gösteren kuvvetlerin bileşkesi kaçtır? Sağa doğru 8, sola doğru 4 mü? Ne olacak? 8'den 4'ü çıkartırsak sağa doğru 4 Newton, doğuya doğru. Bize kuvveti sormuş, yönünü sormamış. 15. Aşağıdaki tabloda başlangıçta hareketsiz olan bir cisme uygulanan kuvvetlerin yönü ve büyüklükleri verilmiştir. Bu cisimlerin etkisinde kalan cisim hangi yönde ve kaç Newton'luk kuvvetle hareket eder? Bakıyorum. Birbirini götüren doğuya 2, batıya 8, kuzeye 3, güneye 3. Kuzey ve güney aynı doğrultuda olduğu için gitti, sıfırlandı. Batıya 8, doğuya 2 var. O zaman batıya 6 Newton,
Kaldı C şıkkında diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bileşke kuvvet. Bu şekilde götüre götüre gideceksiniz. Tamam mı? Birbirlerini götürecekler. 16. soru. Buna göre verilen durumlardan hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir? Daldan kopan elmanın düşmesi dengelenmemiş. Yer çekimi çekiyor çünkü sürekli hızlanır. Çantanın masa üstünde durması dengelenmiş. Duran arabanın harekete geçmesi bir kuvvet var üzerinde dengelenmemiş bu arkadaşlar. Dolayısıyla yalnız 2 B şıkkı. Sabit hızla giden araç dengelenmiştir. Duran araç dengelenmiştir. Hızlanan bir şey dengelenmemiş. Yavaşlayan bir şey dengelenmemiş kuvvettir. Aşağıda birden fazla kuvvetin etkisindeki bir cisim verilmiştir. Başlangıçta hareketsiz olan cisim ok yönde ilerlediğine göre sola doğru ilerliyor. Cisme etki eden kuvvetlerin yönü ve büyüklüğü hangisi gibi olamaz diyor. Bakın sola doğru gidiyorsa sola uygulanan kuvvet sağa uygulanan kuvvetten daha büyük olmak zorunda. O zaman sola bu, sağa bu. Bu her zaman bundan 13'ten daha büyük bu olur. 12 8'den daha büyük olur. 5 8'den küçük olmaz. Burada net kuvvet sağa doğru olur. 7 2'den büyük olur. Değil mi? Mantığını kavradıktan sonra neyi arayacağımızı çok rahat görebiliriz arkadaşlar. 18. ve testin son sorusu, sınavımızın da son sorusu. Şekildeki OB kuvveti B ucundan noktası sabit kalma koşuluyla döndürülerekten şekildeki duruma getiriliyor. Ters çevriliyor. OB kuvvetinin neyi değişir? Sadece yönü 1, 2, 3, 4 birimdi. 1, 2, 3, 4 birim. Yönü değişti. Doğrultusu değişmedi. Büyüklüğü değişmedi. Hangisi değişir? Yalnız bir A şıkkı arkadaşlar. Yönü değişti diyoruz. Evet, 6. sınıf fen bilgisi sınavının sonuna geldik. Açıklama kısmına 6. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin oynatma listesini bırakıyorum. Matematik sınavını da buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayalım. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a ısmarladık.